buyurun belgesini gösterirsiniz. Amerika Sayın Kılıçdaroğlu'na belgesini verir. 1 milyon Afganlı'nın Türkiye'ye gelmesiyle ilgili belgeyi koyarsınız. Ondan sonra biz de ağzımızı kapatırız. Ama Amerika böyle bir anlaşma yok diyor. Türkiye yok diyor. Gelen Afgan sayısı belli. Nerede bu Afgan 1 milyon? Onun için biz ülkemizi seveceğiz. Bakın eleştireceğiz de her şeyi söyleyeceğiz. Ama asla yalan söylemeyeceğiz. Asla algı operasyonu yapmayacağız. Asla ülkemizi satmayacağız. Afganistan'da Türkiye'nin muharip gücü yok. Satmayın zaten. Biz de onu söylüyor. Sakın satmayın. Biz de AK Parti olarak sizden daha kötü... Biz satacak bir yerde oturmuyoruz. Vatanseverliğimiz de tescilli. Göz ardı eden bir insan değiliz yani. Biz de Türkiye ilerlesin istiyoruz. Türkiye niye çekişiyor? Afganistan mevzusuna gelelim. Türkiye'nin orada muharip gücü yok. Türkiye ne yapıyor? İnsani yardım görevlerini yerine getiriyor. Havaalanında koruma görevlerini yerine getiriyor. Allah vermesin bir tek askerimiz şehit olmasın orada. Biz de istemeyiz. Ama orada sanki biz Amerika Birleşik Devletleri'nin veya NATO'nun bıraktığı bütün silahlı operasyonları Türkiye yapsın oraya asker. Öyle bir şey yok efendim yani. Bakın burada tamamen insani. Bugün havaalanında insanların tekerlerin içinde düşüp ölmesi varsa bu vebal hepimizin. Bu vebal hepimizin. Orada düzeni sağlayabiliyorsa Türkiye Cumhuriyeti askeri tabii ki bakın Türkiye'ye gelen hem Türk vatandaşı hem de oradan işte üst düzey devlet görevlerinden bir kısmı Türk uçaklarıyla, Türk hava yollarıyla, askeri uçaklarımızla Türkiye'ye getirilmiştir. Ve sivil Türk vatandaşlarının söylediği diyor ki Allah razı olsun benim askerim orada beni kalabalığın içinden aldı, beni kurtardı, Türkiye'deyim. Allah razı olsun diyor. Bakın bu büyük devlet olmaktır. Bu büyük devlet. Onun için biz bu devlete vurmayalım. Eleştirelim. İktidarı da eleştirelim. Efendim bizim Libya'da ne işimiz var? Somali'de ne işimiz efendim, var? Biz devlete Sudan'da, vurmuyoruz. Sudan'da ne biz işimiz var? Biz yönetenlerin Suriye'de, aklı olmayan Irak'ta yönetimine ne vuruyoruz. Ne işimiz var? Efendim bakın. Biz devlete vurmuyoruz. Nereden evet, çıkardınız bu kavramı? Türkiye niye doğalgaz çıkarıyor? Siz parti devletini devlet olarak tarif ediyorsunuz herhalde. Asla. Olur mu öyle bir şey? O zaman devletle kimsenin bir sorunu yok. CHP'nin yani bugün devleti kuran partiye devlete vuruyor diyor. Türkiye gelen düzensiz göçmen sayısı çok az sayıdadır. Bunların büyük bir bölümü ben sınırdan uzun süre kafa karışıklığı var. Parti devleti olunca böyle oluyor. Ama CHP öncülük edince Sayın Vekilim, girişi engellenen Afganlı göçmen dahil olmak üzere sınırlardan girişi engellenen düzensiz göçmen 2019 yılında 442.800 sınırdan Türkiye girişi engellenmiştir. 2020'de 505.375 bu rakamları ben biliyorum. 2021 girenlerden bahsediyoruz. 267.000. Efendim bakın bu verdiğim rakam Temmuz ayı itibarıyla Sayın yani Kurt, 267.000 insanın Türkiye girişi engellenmiştir. Türkiye'de yakalanan düzensiz Afgan göçmenlerde insani koşullarda otobüslere bindirilerek kendi ülkelerine gönderilmiştir. Yunanistan'ın yaptığı gibi bakın Yunanistan ne yapıyor? Vatandaşları Yunanistan vatandaşı bu askerler, polisler, sahil güvenlik değil mi? Yunan silahlı kuvvetleri oradaki göçmenlerin teknelerini batırıyor, ateş ediyor, öldürüyor, boğuyor. Ya buna Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrat bir parti. Bugüne kadar genel başkanının, ey Yunanistan bu yaptığınız çok yanlıştır. Göçmenleri öldürmeyin, insani koşullarda muamele edin. Ey Merkel, ey Amerika Birleşik Devletleri insanları öldürmeyin. Bir kere dediğini duydunuz mu? Varsa yoksa Tayyip Erdoğan, varsa yoksa Tayyip Erdoğan. Dünyadaki yani her şey, şu bakın lafı getirip ya, böyle hep, siyasetle falan olur mu böyle yani? Peki, yani boş ver. Şimdi Resul Bey... Evet, izin verirseniz ben bir şey okumak istiyorum. Resul Bey aydınlanması için. Şöyle, ha, ben Erdal çok Bey'de aydınım söz efendim. Hakkı. Yok hayır, var mı belgesi diyor. Ama var mı belgesi tamam, diyor. Tamam geleceğim efendim. Belgeyi gösterin efendim, okumayın. Şimdi okuyacağım. Belgeyi gösterin, okumayın. Ya okuyacağım, Hande Hanım gazeteci. Bakın şimdi, dinleyin, özür dilerim. Şimdi Almanya'nın Avrupa'dan sorumlu devlet bakanı Roth. Dinleyin. Amerika ile Türkiye arasında bir anlaşma ya Amerika'da, var mı? Amerika'da var, merak etmeyin. Almanya ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir yakınlık, bir iyi ilişkiler amca var mı? Amca çocuğu oluruz biz. Tabii ki. Tabii soyumuz sopumuz aynı, siz öyle çok devam edin. Biliyorum. Bırakın da doğruyu konuşalım. Doğruyu konuşacaksınız. Yani böyle bir ifade olur mu ya? Ne ilişki var? Bakın anlaşmada Türkiye'nin imzası, Amerika'nın imzası. Sevgili dostum müsaade edin okuyayım. Halkımız buyurun, dinlesin, okuyun. Siz itiraz edin.
Ben itiraz sizin yetkililerinizin itiraz peki, etmediği bir şey okuyorum. Aynen, Hindikuş'ta bulunan Afgan, bu ifadeleri kullanıyor. Hindikuş'ta bulunan Afgan göçmen sayısının 3,5 milyona ulaştığını, bunların 400 bininin sadece bu sene evini terk ederek bölgeye sığınanlar olduğunu söylüyor. Ankara ile daha evvel varılan uzlaşıyla oluşan mülteci mutabakatının bu sene Haziran ayında güncellendiğini, 3,5 milyar avroya neyi sattığınızı anlatıyorum. Hatırlatarak o kapsamda. Bu 3,5 milyar dinler avro misiniz? Türkiye'ye gelen bir efendim, para dinler değil. Dinler misiniz? Suriyeli, bakın bunlar düzeltin. Ya bir yere gelir gelmez Suriyeli değil. Suriyeli göçmenler için harcanan efendim, bir paradır. Efendim Hindikuş'tan, Afganistan'dan evet bahsediyorum. Yani Türkiye, o kapsamda. Ya Türkiye demek sadece Türkiye değil. Gibi düşünmeyin. Bu 3,5 milyar avro Suriyeli göçmenlere harcanmak üzere veriliyor. Resul Bey, Afganistan, Afganların Hindikuş'taki olanlarından bahsediyoruz bu konuşmada. Evet. Bana belgesini gösterin. Amerika Birleşik Devletleri. Ya herkesin önünde basın toplantısı yaptı adam. Bizden de kimse buna itiraz etmedi. O kapsamda öngörülen noktaların Türkiye'den acilen hayata geçirilmesini istedik diyor. Orada yazıyor. 1 milyon Afgan göçmen Türkiye'ye girecek. Bunların ne çıkardınız siz buradan? Sizin söylediklerinizle hiç alakası yok. Yani Afganistan'ın komşusu olmayan Türkiye Afganistan'la ilgili bütün çözümleri üretecekse o mutabakatı. Peki, şimdi bakın özür dilerim. Bir şu kavramı bir netleştirelim. Anneciğim, oraya girmek istiyorum. Konu şimdi karşılıklı diyalog çünkü oldu. İzin verirseniz Erdal Bey'deydi. Cumhuriyet AK Partisi'nin mülteci politikası şu değil. Göçmenler açlıktan ölsün, göçmenler gelsin gelmesin meselesi değil. Dünyanın bu göçmen meselesinde insani olarak eşit sorumluluk altına elini sokmasını söylüyoruz biz. Siz savaşa elinizdeki benzin bidonuyla gideceksiniz. Az önce Ertuğrul Bey'in söylediği gibi biz her yere gideriz diye. Orada oluşan huzursuzlukların tamamını da Türkiye coğrafyasına nakledeceksiniz. Bu coğrafyada bu doğru huzurun, değil. Huzurun kaynağı bakın o coğrafyada Suriye'nin o bölgelerinde huzurun kaynağı Türkiye'dir. Türkiye'nin olduğu bölgelerde huzur vardır. Evet Erdal Bey devam eder herhalde. Şimdi Susak Erdal Bey de